Herkese selamlar. Size MHK'nın yapay zekasının kocaman bir yalan olduğunu, yalan değilse bile yapay zekanın yeterince veriyle donatılmamış bir aptal makine olduğunu, bunun arkasında iş bilmezliğin, umursamazlığın yattığını söyleyeceğim. Çünkü öbür türlü derim ki bunu çıkar için yapıyorlar. Ben onu demek istemiyorum. İş bilmezlik ve beceriksizlik diyorum. Size iki haftada olanlardan MHK'nın kamuoyunu zerre kadar dikkate almadığını, Galatasaray'ı hiç umursamadığını belgeleyeceğim. Konyaspor Galatasaray maçı kırılma maçlarından biriydi. Maçın 15. dakikasında Ahmet Oğuz kırmızı kart görmeliydi. Bunu hakemlerimize eğitim veren Hüyü Dallas, Lale Orta ile birlikte çıktığı programda söyledi. Maçın hakemi Zorbay Küçük'ü bir hafta dinlendirip iki maça verdiler. Sonra o maçın VAR'dan Zorbay Küçük'e yardımcı olması gereken Serkan Tokat'a 4 tane maç verdiler. Samsun Pendik, Giresun Alanya, Kasımpaşa Trabzon, Erzurum Rizespor dediler ki yani sıkıntı yok be oğlum, devam. Yani böyle bir siyah beyaz hata yaparsan maçın kaderini etki edebilecek, bir hafta maça gitmezsin sonra biz hallederiz. Orada bir de Cihan Aydın var. Cihan Aydın 4. hakem. Hüyü Dallas dedi ki ya gözünün önünde oldu, keşke 4. hakeme yardımcı olsaydı. Cihan Aydın kardeşimiz Eyüp Rizespor 1.'likte. O haftanın en önemli maçı İstanbulspor, Karagümrük, Sivasspor, Başakşehir maçlarında görev aldı. Buradan anlayacağımız şey şu, yapay zekaya bu arkadaşlar bu maçta şöyle maçın kaderini etkileyen hata yaptılar bilgisi girilmemiş. MHK da demiş ki, devam. Dün gecenin en büyük tartışma konularından bir tanesi Özgür Yankaya'ydı. Beşiktaş Giresunspor maçında Abubakar'ın rakibine yaptığı hareket kırmızı karttı, değildi, uyarmalıydı, uyarmamalıydı. Yumruk attı, yumruk atmadı. Bence yumruk atmadı, arkadan çekip düşürüyor ama kafayı salladığı pozisyona pekala sallayıp vurmaya teşebbüsten kırmızı isteyebilirdi. Özgür Yankaya'yı biz nereden biliyoruz? Özgür Yankaya hafta içinde Galatasaray'ın kendi evinde Başakşehir'e 3-2 kaybederek elendiği maçın VAR hakemi. Maçta ne oldu? 3 tane siyah beyaz, 2 tane siyah beyaz, 1 tane de turuncu büyük hata oldu. Galatasaray'ın yediği 2. golün başlangıcı Serdar Gürler'in tabanı, en direkt serbest vuruşta oyun başlamalıydı, gol geçerli sayıldı. Icardi'nin sırtına tırmanıp Lima'nın koluyla oynadığı, uzaklaştırdığı topa penaltı verilmeliydi. Özgür Yankaya çağırmadı. Kadir Sağlam görmedi. Gördü, değerlendirmedi. Turuncu pozisyonda Ömer Ali'nin koluyla kolunu kaçırmaya çalışırken topla buluşması. Ben penaltı vermem ama penaltı çok verildiği için pozisyona itiraz etmem. Neyse, 2 tane siyah beyaz hata var. Özgür Yankaya dinlenmeli değil mi? Yok, hayır. Özgür Yankaya 2 gün sonra Göztepe Samsun Spor maçında, ondan 2 gün sonra da Beşiktaş Giresun Spor maçında görevlendirildi. Ne dediler? Devam et Özgür. Sen o maçlarda hata yapmadın. Sen bizim doğrumuzu yaptın. Sen bizim doğrumuzu yaptığın için kurala aykırı verdiğin kararların cezası yok. Bizim istediğimiz gibi yaparsan ödülü var. Bütün hakemler bunu böyle okuyabilirler mi? Okurlar. O maçın hakemi Kadir Sağlam. Kadir Sağlam eskiden VAR olmasaydı bu pozisyonları hakemler yakalamak zorundalardı. Kadir Sağlam bu pozisyonların hiçbirini yakalayamadı. 3 tane hata da o yaptı. VAR ona yardımcı olmadı. Sonra ne oldu? Kadir Sağlam 10 Nisan yani bugün Karagümrük Fenerbahçe maçında AVAR. Bir de AVAR. Emre Malok yapay zekadaki beceriksizliğe, özensizliğe dikkat çekiyorum ve atamalardaki o yapay zeka yapıyor falan yalanına.
Ya bir hakem üst üste aynı takımın maçına iki defa gitmez. Emre Malok kardeşimiz Fenerbahçe Kayseri Spor maçında AVAR görevi yapıyor. Bu hafta bugün Karagümrük'le Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak görev yapacak. Ya memlekette hakem mi kalmadı aga? Atilla Karaoğlan. Fenerbahçe Kayseri Spor Kupa maçının VAR hakemi. Valencia ilk golden önce elle oynayarak topu takım arkadaşına kazandırıyor. Fenerbahçe öne geçiyor. Ne olmasını bekleriz? VAR hakeminin dinlenmesini bekleriz. Hayır, Atilla Karaoğlan bildiğiniz gibi dün Beşiktaş-Giresunspor maçında görevliydi. Yapay zeka yalanın arkasına sığınarak beceriksizliklerinizi örtemezsiniz. Bu yapay zekanın fişini çekin, oturun, yazarak, çizerek, grafiğe bakarak kim nerede ne yapmış, nerede ne yapmış, nerede ne yapmış, ne kadar ceza, ne kadar dinlenme, elde kim var, kimi nereye verebiliriz diye bakın, işinizi de düzgün yapın. Siz maçların kaderine bu kadar net etki eden hakemlere görev vermeye devam ederseniz, size yancılarınızdan başka kimse saygı göstermez. Ödül ve ceza, işini iyi yapan hakeme, doğru yani İFAB kurallarına göre, hakem kurallarına göre doğru maç yönetenlere maç verirsiniz, yönetemeyenlere dinlendirirsiniz. Siz bunu iyi yapamazsınız, siz de kalamazsınız. Sizin de ödül ve cezanız bu. O koltukları çok seviyorsanız işinizi iyi yapın. Millet buna 1000 tane kılıf takıyor. Ben bunun bir beceriksizlik, yetersizlik olduğunu ifade ederek o iftiralara geçit vermemeye gayret ediyorum ama beceriksizsiniz kardeşim. Bunu dedirtmeyin. Daha kötü şeyleri söyletmeyin. Yapay zeka yalandır. Öte yandan hiç yeri gelmedi, söyleyemedim, bir radyo programında söyledim. Galatasaray maçında Lale Orta'ya benim çok ağrıma giden küfürler edildi. Ya bu kadar mı ayağa düştük ya biz? Bu cinsiyetçilik falan değil. Edemezsiniz kardeşim böyle küfür. Ayıptır. Bu insanların %80'inin de hayatımda böyle bir şey olmadığını bahse girebilirim. Sürpe psikolojisine katılıp bu tezahüratı da hoş görecek halim yok. Ya bu daha ne kadar biz çukura düşeceğiz ya? İnsanlar haklıyken haksız duruma nasıl düşer ya? Bu küfrü nasıl sindiriyorsunuz ya? Erkeğine de edemezsiniz gerçi de. Bir kadına böyle küfür mü edilir? Çok utandım. Siz de utanmalısınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.